Londra'da istihbarat nezareti. Haftan evvel bu cesim bina Londra Üniversitesi'ydi. Şimdi harp haberleri dünyaya bu merkezden dağılıyor. Fakat harbe rağmen kültür mefhumu kamilen unutulmamıştır ve üniversitenin merasimlerinden biri güzide misafirler celbediyor. Bunların bir tanesi Türkiye Büyükelçisi. Merasimin sebebi şarki lisanlar talebelerine şahadetname verilmesidir. Merasim Macmillan Hall'da yapılıyor ve üniversite remzinin makama koyulması ile başlıyor. Hindistan Nazırı Mr. Emri riyaset ediyor ve misafirler arasında İran sefiri ve Çin'i temsil eden Dr. Chen. Merasimin en alakalı kısmı talebeler okudukları lisanda nutuk verdikleri zamandı. İşte bir talebe yeni Çin'in temelini kuran Dr. Sun Yat-sen'in bir cümlesini tekrar etmekte. Türkçe okumuş olan talebelerden bir tanesi Türkiye Büyükelçisi'ne bu lisanda bir hitabede bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Excellence Rauf'a Bay Hazretleri. Türkçe öğrenmekte olan talebeler tarafından zat-ı alilerine selamlayarak Türkiye'ye karşı duyduğumuz büyük ayaka ve hayrete ifade için şu manzumesini irad ediyorum. Turkey is our ally, our friend. Bunu takiben riyaset eden Mr. Emre şu sözleri söylemiştir. Türkiye bizim müttefiğimiz ve dostumuzdur. Bu dostluk, geçmiş asırların remzini taşıyor. Gerek harpta ve gerek sulh zamanında biz, kendimizi Türk milletiyle birleştiren bu anlaşmanın ve dostluğun bütün istikametlere doğru inkişaf etmesini ümit ediyoruz. Türkiye Büyükelçisi bu nezareti tekrar ziyaret etti. Bu sefer istihbarat nezaretinin misafiri olarak. Kendisini istihbarat nazırı Mr. Brandon Bracken karşılıyor. Büyükelçi Londra'da Türk Halk Evi namına istihbarat nezaretinin bu müesseseye hediye ettiği bir sinema makinesini kabul etmek için gelmişti. Hediye, bu müessesenin Türk-Britanya dostluğunu kurmakta oynadığı büyük rolün çok takdir edildiğini delildir. Şimdi bir dakika için sahneyi değiştirip Londra'da Türk Halk Evi'ni görelim. Katip Bay Ali Rıza Fitzharding Street'te bulunan Halk Evi'ne geliyor. Londra'da Türk Halk Evi, Türkiye'nin haricinde açılan ilk Halk Evi'dir. Binanın dahili güzel ve geniştir. Burada Londra'da bulunan Türkler, istirahat dakikalarında birleşip vatan hatıralarını anarlar. İstihbarat nezaretine dönelim. Takdim merasimi bitmiş ve bunu bir çay ziyafeti takip ediyor. Herkes tarafından son derecede takdir edilen büyük elçi, Londra'da bulunan birçok güzide Türk şahsiyetleriyle hasbihalde. Çayda Türk diplomasisinin azaları ve Türkiye'nin Britanyalı dostları bulunuyor. Aynı nezarette vuku bulan ve bir taraf diplomatların bulunduğu bir çay ziyafetinde Mr. Brandon Bracken misafirlerini karşılıyor. Birçok memleketin mümessilleri bu ziyafette bulunuyorlardı ve bundan sonra filmler seyrettiler.
Türkiye Büyükelçisi kendi gözüyle görmek üzere Britanya'nın her tarafını ziyaret etmiştir. Mesela kendisi, Başvekil Mr. Churchill'le beraber askerleri teftiş etmeye gittiler. Görülecek çok asker ve teftiş edilecek çok kıta olduğundan herkes pek meşguldü. Bu seyahatte Türk Ataşe Militeri Albay Elder Hün ve Başvekilin en genç kelimesi Mary de bulunuyorlardı. Bunlar büyük elçi ile beraber 1942'de askerin ne gibi talim gördüğünü ve ne gibi kamuflaj metodları kullandığını seyrettiler. Başvekil Mr. Churchill, büyük Cenubi Afrikalı Marshal Smuts'u Duvra bir teftişe refakat ettiği zaman, Türkiye Büyükelçisi de onlarla beraberdi. Duvr, Britanya'nın ateş hattı şehridir. Düşmanın ağır topları ancak 21 mil ötede. Fakat Duvr kahramanca yaşamaya devam ediyor. Herkes o 21 milin ötesinde bulunan istila edilmiş Fransa'ya doğru bakıyor. Ataşe Militer Muavini Yüzbaşı Dirvana, Türkiye Büyükelçisi Britanya milletinin harp gayretini görmeye garba doğru gittiği zaman kendisiyle beraberdi. Kendileri vakitlerini cephane fabrikalarını gezmekle doldurdular. Bristol'da sulh zamanı edasını muhafaza etmiş Sayfiye ile harp yaralarını taşıyan şehri beraber görmek kabil oldu. Bundan sonra doklar gezildi. Bombalanmış fakat hala faal bu doklar, deniz aşırı gelen gemi kafilelerinin taşıdıkları malların karaya çıkartılmasına kabil kılıyor. Buraya varmak için gemiler hatıra gelmez güçlüklerle karşılaşmışlar. Fakat Bahriye vazifesini mükemmelen icra etmiş ve limana varan kıymetli mal karaya ihraç ediliyor. Türkiye Büyükelçisi bu vesileden istifade ederek Britanya halkı ile görüştü. Onlar birbirleriyle anlaşıyorlar. Bu anlaşma Türk-Britanya teşriki mesaisinin ve dostluğunun devamının temeli olacaktır.